Eğitim ve öğretimin kuşkusuz biraz daha anlam ve önem kazandığı güzel Mardin'den sesleniyoruz sizlere. Gönüllü olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayan Nusaybin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çocuk Gelişim Merkezi'ndeyiz. Yanımda da buranın sorumlu müdürü Derya Hanım bulunuyor. Nasılsınız hocam? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle çok güzel ağırladınız çocuklarımızla birlikte bizi. Çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Derya Güleç, Halkla İlişkiler mezunuyum. Nusaybin'e yaklaşık 4 aydır buradayız. Geldik. İşte çocuklarımıza hizmet için buradayız. Onlara güzel bir gelecek sunmak için, onlara daha iyi kendilerini geliştirmelerinde hem sosyal hem sporsal olarak hem fiziki olarak hem ders açısından her yönden onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki burada ne tür eğitimler veriliyor? Hem spor açısından hem ders olarak hem de yani fiziki olarak her tür şeyi olanağı sunmaya çalışıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız da kurslarımızın ücretsiz olması. Faaliyetlerimiz ücretsizdir. Çocuklarımızla birlikte bu kurslar geldikleri zaman çeşitli gezilerimiz de oluyor. Peki derslerimizin içeriklerinden de bahsedelim. İki grup halinde burada öğrenciler ağırlanıyor. Nasıl bir sisteminiz var? Bizim şu anda mesela yaz kapsamında anlatmak gerekirse satranç, masa tenisi, ondan sonra daha çok sporsu, işte tiyatro, drama, gitar, bağlama şeklinde yapıyoruz. Ders okulların başladığı dönemde ise daha çok derslere veriyoruz. İşte Türkçe, matematik, İngilizce destek. Aynı zamanda hani doğuya karşı bir de ön yargı vardır. Hani kız çocuklarının okula gitmediği gibi. Burada gözlemlediğimiz kadarıyla kız öğrenci sayısı da çok fazla. Bu çok güzel bir şey. Doğru. Burada zaten öğrencilerimizden 12'sinin 8'i kızdır. Kızlarımızın merkeze gelmeleri, ailelerin yönlendirmesi bizim daha çok bizi mutlu ediyor. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak işte bu imkanı bize veren, hani bizi bu şekilde çocuklarımızla birlikte vakit geçirmeyi, onlara bu olanağı sunan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Yani en büyük katkıları işte onlardı gerçekten. Allah razı olsun. En azından buradaki çocuklara önem veriliyor. Onlar kendilerinin önemsediğini görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Hani diyorlar bizim için bunlar yapılıyor. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Ülkemiz için barış, çocuklarımız ağlamasın, gülsün diyorum. En büyük servetimiz onlar çünkü. Yani Allah onları başımızdan eksik etmesin. Geleceğin anneleri, babaları, çocuk yani kaymakamları, valileri onlar. Onları nasıl yetiştirirsek ülkemiz öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tekrardan teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, bu güzel yerle bizi buluşturduğunuz için. Ben teşekkür ederim size. Sizin de ayağınıza sağlık buraya geldiğinizden dolayı. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, özellikle Mardin Nusaybin'de bulunan ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği harika bir merkezdeydik. Programımız devam ediyor, bizden ayrılmayın.